birkaç haftadır sorduğumuz ve herkesin merak ettiği siyez ekmeğini burada bulduk. 1000 yılda vücudun yerine oturdu. 103 kilodan 85 kiloya düşen müşterimiz var. Siyez dünyada genetiğiyle oynanmamış 1-2 buğdaydan bir tanesi. Şu an Kuzguncuk'tayız ve Kuzguncuk'ta Kuzguncuk fırının önündeyiz. Birkaç haftadır sorduğumuz ve herkesin merak ettiği siyez ekmeğini burada bulduk. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, şimdi siyez buğdayından yapılan ekmek bayağıdır bir konuşulan, tartışılan bir ekmekti. Bunu da burada bulduk. Evet, bayağı bir dolaştık da. Şimdi size bunu bir soralım. Siyez buğdayından yapılan ekmeğin farkı nedir? Siz burada nasıl yapıyorsunuz? Siyez şöyle başlayayım ben. Siyez dünyada genetiğiyle oynanmamış 1-2 buğdaydan bir tanesi. Sadece Kastamonu'da yetişiyor. Gidip oradan kendimiz alıyoruz Kağla'dan. Değirmende öğütüyoruz, başında bekliyoruz ki bir karışım olmasın diye. Çünkü bizde ileri derecede çölyak hastaları var. Bizde il toleransı olan arkadaşlar var. Karışım yapma gibi bir lüksümüz yok. Tarzımız da değil zaten. Şu anda Türkiye'de bu ekmeği orijinal yapan, %100 siyez yapan 1-2 firmadan bir tanesiyiz. Ne kadar? 8 lira, 400 gram. Evet. Zaten ondan bir dilim girdiğin zaman sanki 4 dilim ekmek lit bakımından yoğun. Lit bakımından yoğun bir ekmek, doyurucu bir ekmek. Mesela bu ekmeği yiyip 4 ayda 103 kilodan 85 kiloya düşen müşterimiz var. Ama pirinç, bulgur, makarna yemiyor. Akşam saat 6'dan sonra yemek yemiyor. Bir müşterimiz var, şeker hastası, insülin hastası. Dün geldi mesela, dedi ki Allah razı olsun şekerimi kontrol altına aldım dedi mesela. İki tane. Bunları duydukça yaptığımız işten de gurur duymuş oluyor. Büyükşehir Belediye bile bu ekmeği bu kadar iyi yaptığımızı duyup gelip biz de burada çekimle röportaj yaptık. Şimdi metro ve metrobüslerin ekranlarında reklamlarımız dönüyor. Bu Kastamonu'da yetişiyor sadece. Şimdi Konya'ya da ektiler ama o kadar Kars'ta vermedi. Kars'ta kabulca var ablacığım. Kars'ta siyez olmaz. Ben doktor sikiyle bir yıl diyet yaptım. Böyle alerjim vardı. Bana sadece siyez bulguru, siyez unu verdi. 1000 yılda vücudum yerine oturdu. Ya yiyebileceğiniz en sağlıklı ekmek. Şimdi bazı müşterilerimiz geliyor, tam buğday ekmeği istiyor. Veriyorum tam buğdayı, anlatıyorum aynı zamanda da siyezi. Ne kadar diyor? 8 lira diyorum. Ya kardeşim istiyorum. Şimdi tam buğday ekmeğini, örnek veriyorum, sadece siz yiyeceksiniz diyelim. Bu ekmeği bir oturuşta yarısını yiyeceksiniz. Her gün gelip tam buğday almaktansa 3 günde 7,5 lira vereceksiniz. Bir günde bu ekmek size tek başınıza 4 gün yetmeli. 4 gün. Çünkü yoğun bir ekmek. Lif bakımından yoğun. Bir dilimi sizi doyurur ve 4 günde size yeterli. Siz buğdayın özellikleri nedir? Hücreleri yeniliyor, kandaki yağ oranını düşürüyor. Bağırsaklarda kalıntı bırakmadığı için kolon kanserini önlüyor. Hücreleri yenilediği için yaşlanmayı geciktiriyor. Şimdi bizim halkımızda ne var? Kepek ekmeği algısı dolaşıyor. Bir kepek ekmeği algısı. Kepek ekmeğinin %70-80'i Türkiye'de %70-80'i beyaz undur. Türkiye'nin her yerinde bu böyledir. O sebepten dolayı kişilerin sağlıklı beslenmesi için siyez ekmeği tüketmeleri gerekiyor. Bunu da alabilecekleri yer kesinlikle Üsküdar Kuzguncuk'ta. Peki dışarıda siyez buğdayı adı altında satılıp da karışım olanları buradaki seyircilerimiz, izleyicilerimiz nasıl fark edecekler? Şimdi bu ekmek dışarıda kalmaz. Yani bir gün kalır, ikinci gün kalmaz. İkinci gün dışarıda kalan siyez ekmeği nasıl kalır? Eğer içinde katkı varsa kalır. Siz kendi evinizde yaptığınız yoğurdu iki gün bekletebilir misiniz? Üçüncü gün bekletebilirsiniz, bekletemezsiniz. Dışarıdan aldığımız yoğurtlar nasıl bekliyor dolapta 15 gün? Katkı olduğu için bekliyor. Şimdi isim vermeyeyim. Türkiye'de ünlü bir firma, Özürcan Efendi ile de görüştük. Diyorlar ki ben o firmanın ekmeğini, siyez ekmeğini alıyorum. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Katkılı ekmek. Tamamen katkılı. Dışarıda bir hafta kalan ekmeğin üzerinde tarih olan her şey katkılıdır. Bu ekmek dolapta 15 gün hiçbir şey olmaz. Difrizde 6 ay hiçbir şey olmaz. Neden? Çünkü katkısız olduğu için. Peki bu ekmeği almak isteyenler illaki Kuzguncu'ya bizim gibi gelip hem taze boğaz havası alıp
böyle mis gibi eski bir İstanbul evet. Semtini dolaşıp mı gelmesi lazım, yoksa siz bir şekilde ulaştırabiliyor yani, musunuz? Tabii ki bekleriz, çayımızı içmeye de bekleriz ama ekmeği Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a göndeririz. Ne, kargo ile göndeririz. Kargo tabii ki alıcıya ait. Bizi arayıp adres ve telefon numaraları vermeleri yeterlidir. Peki ekmeğin fiyatı neydi? Ekmeğin 400 gram 8 lira fiyatı. 400 gram 8 lira. Ama bir dilim yediğim zaman kesinlikle. Çünkü lif bakımından yoğun bir ekmek bu, tok bir ekmek. Tek dilimde doyarsınız. Bir kişiye bu ekmek 4 gün yetmeli. Dolapta 15 gün hiçbir şey olmaz. Difrizde 6 ay hiçbir şey olmaz. Mesela İzmir'den müşterilerimiz var, Konya'dan müşterilerimiz var. Gönderiyorum, örnek veriyorum 10 tane gönderiyorum. 8 tanesini difrize atıyor, 2 tanesini dolapta kalıyor. Bittikçe difrizden alıp ısıtıp tüketiyoruz. Kestikten sonra tekrardan dolaba koyulma gibi bir durumu var değil mi? Hiç problemi yok, hiçbir sıkıntı yapmaz. Çıkarttığınız zaman, ısıtıp tükettiğiniz zaman ilk günkü tazeliğinde yemiş olursunuz. Ve bunu almak isteyenler de? Burada görmüş olduğunuz evet. Tarihi Kuzguncuk Fırını. Telefonlar da şu an videoda. Evet, biz burası 1929'dan beri var. Ben 5. kuşağım, babam 4. kuşak. Yani dedemin dedesi kurmuş bu fırını. Biz de bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Aynı zamanda hemen karşınızda da meşhur Ekmek Teknesi dizisinin çekildiği evet. Dükkan var.